لحال وحده. قال كي قالت تطلعين على الشغل. Yaklaşık 15 gün önce sosyal medyaya düşen Suriyeli kardeşimizin çöplerden naylon ve karton toplama olayıyla ilgili Umut Kervanı olarak biz tespitlerini yaptık. Gelip evde ziyaretlerini yaptık. Evi tespit ettik. Durumlarının hakikaten kötü olduğunu gördük. Ondan sonra biz aileyi tespit ettiğimizi biz de haber olarak yayınladıktan sonra Müslüman kardeşlerimizin yardımları oldu. Yardım gönderdiler birçok yerden. Bazı kardeşlerimiz beyaz eşya konusunu hallettiler. Bir çamaşır makinesi bir de buzdolabını aldılar. Bir miktar para da geçen hafta içerisinde bir kardeşimizden beraber gelip onları teslim ettik. Şimdi gene bu kardeşlerimize daha evvel gıda, giyim filan bir şeyler getirmiştik. Şimdi bugün de tekrar iki koli gıda getirdik. Ramazan komanyaların hepsini aldık. Ondan sonra gene giyim, yatak, battaniye filan bir tane de kilim getirdik. Şu anda bir miktar da zarfın içerisinde bir miktar da para olarak onlara tekrar takdim edeceğiz. Şimdi kardeşimizin hikayesini daha önce anlatmıştık. Bu yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'da evli, burada evlenmişler. Eşi henüz 17 yaşında. Bunlar çöplerden naylon, karton filan toplayarak geçimlerini yapıyorlar. 2,5 yaşında bir de 2,5 yaşında bir erkek çocuğu, 10 aylık da bir tane kız çocuğu var. Bu 2,5 yaşındaki oğlunu annesine bırakıp kız çocuğunu da arabanın kenarına bırakıp çöplerin içerisinden gidip naylon filan toplayarak geçimlerini yapıyordular bunlar. Şimdi bu kardeşimiz bir sepetli elektrikli motoru vardı. O motorla çalışıp geçimini yapıyordu. O motoru 9.000 liraya almıştı. Taksitle ayda 1.000 lira ödemek şartıyla o motoru bir gün aniden yanmış. Garajın içerisinde 3 motorla beraber yanmışlar. Sebebini de bilmiyorlar. Şimdi 4.000 lira taksiti kalmıştı bu. Bu taksitleri bitirmek için eşiyle beraber mecbur çalışıyordular. Tabii bir miktarını hallettik inşallah. O borçlarını hallettiler bir kısmını. Bir kısmı kalmış. Bizim amacımız onlara bir motor satın alıp yani geçimlerini bu şekil yani balık yakalamayı öğretmekti açıkçası. Bizim amacımız oydu. İnşallah ne kadar yardımcı olacağız bunu bilemiyorum. İnşallah bunu halletmeye çalışacağız. Müslümanların yardımlarına göre bu hareket edeceğiz. Bu kardeşimiz annesi de onun yanındaydı. Geçen hafta biz geldiğimizde o da annesi de çöplerden bir şeyler topluyor. Şekeri çok yüksek. Doktora gitmişti. Ellerinde yaralar falan çıkmıştı. Bizimle beraber gelen kardeşimiz yardımı yapan kardeşlerimizden bir tanesi de doktordu. Eşi de doktordu. İkisi de baktılar falan. Mikrop kapmış yani o hem şeker hem de mikrop kapmış. Dün akşam itibariyle onu tekrar yoğun bakıma almışlar. Şu anda hastanede yatıyor annesi. Geçen defaki çekimimizde annesi de burada yanımızdaydı. Bu durumda olan yüzlerce 70-80 aileye şu anda her ay yardım ediyoruz Suriyeli kardeşlerimize. Bunun yanında yerli olarak 400-500 civarında fakir fukaraya yardım ediyoruz. Şu anda fakirler ile zenginler arasında, hayır sahipleri arasında bir köprü durumundayız, köprü mesabesindeyiz. Yani kendileri de bize ulaştırıp kendileri bizzat gelip teslim edebilir ki geçen hafta
Doktor kardeşimiz kendisi eşiyle beraber geldi. Eşine de bu manzarayı, bu odaları gösterdi. Eşi baya içi burkuldu yani. Fenalaştı. Gelip kendi elleriyle teslim edebilecekleri gibi bize de teslim edip biz de şu an Ukhutna al-Islam şirket ba'atulna birrat ul-ghassale teslimna lakin ne fiyo mu ne fiyo libas fiyo ze şöyet masari Havde ze Ukhutna al-Islam ba'atulken ne nehne ze vakilin nehne fadda Allah'a emanet Yazakon inşallah Nehne ايش تقول في حق اخوتنا الاسلام ايش اللي عطوك ايش اللي يعينوك ايش تقول في حقنا يعني تريد تقول تشكر تقول شيء يعني انا بتشكرهم كثير والله يوفقهم ويرزقهم يا رب يعني ونحن نعرف انه عم يساعدوا كل السوريين الله يوفقهم ويجزيهم كل خير يعني kardeşimiz diyor yardım ettiniz bize teşekkür ediyorum Allah sizden razı olsun Allah hayrınızı kabul etsin bütün Suriyelilere yardım ediyorsunuz Allah hayrınızı kabul etsin. Teşekkür ediyor yani şükranlarını dile getiriyor. Evvel men ruhu sahbinin khayr, yukulaylu eş seyden, eynu eş fi fidgen.